Merhaba arkadaşlar. Ben Amerikan Kültür Kolejleri Türkçe öğretmeni Gülşah Güldemir. Dersimize cümlenin ögeleriyle başlıyoruz. Cümlenin ögeleri neymiş? Cümlenin ögeleri nasıl bulunurmuş? Bulunurken yükleme hangi sorular sorulurmuş? Bunları birlikte göreceğiz. Başlayalım bakalım. Cümlenin ögeleri cümlede yüklem ile görev ve anlam yönünden yükleme eşlik eden parçalardan her birine deniyor arkadaşlar. Cümlenin ögeleri tek bir sözcükten oluştuğu gibi birden fazla sözcükten de oluşabiliyor. Biz buna sözcük grubu diyoruz. Bu sözcük grupları nelerdi? Bu sözcük grupları tamlamalardı. İsim tamlaması gibi, sıfat tamlaması gibi. Ne diyebiliriz? Onun dışında deyimler olabilir, birleşik fiiller olabilir, ikilemeler olabilir. Bunların hepsi arkadaşlar sözcük grubuna girer. Biz o zaman ne diyormuşuz? Ögeler tek bir sözcükten oluştuğu gibi sözcük gruplarından da oluşabiliyormuş. Bizim bunlara dikkat etmemiz gerekiyormuş. Cümlenin ögeleri temel ögeler ve yardımcı ögeler olmak üzere ikiye ayrılıyor. Temel ögeler cümlenin olmazsa olmazıdır. Temel ögeler ne demektir? Bir cümle kurmak için mutlaka gerekli olan ögelerdir. Bunları düşündüğümüzde nedir? Bizim bir cümle kurabilmek adına neyi kullanmamız gerekiyor? Bir kere kesinlikle yüklem ve özneyi kullanmamız gerekiyor. Bir yapılan eylemi ya da bir durumu bildirmesi gerekiyor. Bir de onun kimin yaptığını bildirmesi gerekiyor. Buna dikkat ediyoruz. Devam edelim. Arkadaşlar karikatürde de gördüğümüz gibi şaka bir yana aslında cümlenin ögeleri bizim için çok çok önemli. Niçin önemli? Biz yüklemin, öznenin nerede kullanıldığını bilmemiz gerekiyor. Eğer sen yüklemi ve özneyi doğru yerde kullanmıyorsan, halk arasında dediğimiz gibi tarzanca diye bir dil ortaya çıkıyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani sen Türkçeyi katletmiş oluyorsun. Türkçemize sahip çıkalım arkadaşlar. Sen devam edelim bakalım. Biliyorsunuz ki ögeler ikiye ayrılıyordu. Temel ögeler ve yardımcı ögeler olmak üzere. Temel ögelerimiz özne ve yüklemden oluşuyordu. En önemli ögemiz zaten bizim yüklemdi. Niçin yüklemdi? Çünkü bizim diğer ögeleri bulmamızı sağlayan öge yüklemdi. Soruları yükleme sorardık. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yüklem arkadaşlar kafada halde sanki yüklem fiilden oluşurmuş gibi oluyor. Öğrenciler genellikle bunu karıştırıyor. Yüklem dendiğinde aklına fiil geliyor. Oysa yüklem iki türden oluşur. Yüklem isimden de oluşabilir, yüklem fiilden de oluşabilir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yüklemin fiilden oluşması için fiil artı kip artı şahıs alması gerekiyor. Yani çekimli fiil olması gerekiyor. İsimden oluşması için de ek fiil alması gerekiyor. Biliyorsunuz ek fiil işlediğimiz ek fiilin birinci görevi vardı. Birinci görevi neydi? İsim ve isim soyu sözcüklerden yüklem yapmaktı. İşte burada olup görevi kullanıyoruz. Evet, özneye geçtiğimizde ise ikinci önemli öge özneydi. Biz bir işi veriyoruz ya da bir durumu veriyoruz. Şimdi de onu kimin yaptığını gösteriyoruz. İşte burada önemli öge özne. Gelelim yardımcı ögelere. Yardımcı ögelerimiz de üçe ayrılıyordu arkadaşlar. Bir nesneydi. Nesne belirtili ve belirtisiz olmak üzere ikiye ayrılıyordu. İki yer tamlayıcısıydı. Bunun diğer adı dolaylı tümleç olarak geçiyordu. Üç zarf tamlayıcısı. Cümlenin ögelerini bir de tablo şeklinde görüyoruz. Temel ögeler, yardımcı ögeler olarak ikiye ayrılmış zaten arkadaşlar. Tek tek sorularını da yazmış. Ben size daha ayrıntılı bir tablo hazırladım zaten. Evet, yükleme bakıyorduk. Yüklem neydi? İş, oluş, hareket, durum bildiren ve cümleyi bir yargıya bağlayan ögeydi. Aynı zamanda arkadaşlar cümlenin en önemli ögesiydi bu yüklem. Yüklem fiilden de olabilirdi, isim soylu sözcüklerden de olabilirdi. Biz bunu biraz önce zaten konuşmuştuk. Fiil kip ve şahıs eki alarak çekimli fiil haline geliyordu ve bu şekilde yüklem oluşturuyordu. Ama isim soylu sözcük ise ek fiil alarak yüklem oluşturuyordu. Şimdi bu özelliğimizi bir de cümleler üzerinde görelim. Seninle bu konuyu bir daha konuşmalıyız. Bakın arkadaşlar konuşmalıyız derken konuşmak benim fiilim. Meli malı gereklilik kipini almış. Şu sondaki ız da arkadaşlar biz konuşmalıyız. Benim şahıs ekim. Bizi umutlandıran sabahın ilk ışıklarıdır der. Sabahın ilk ışıkları belirtili isim tamlaması. Yani sen yüklemi alırken bunun tamamını almak zorundasın. Ve gördüğünüz gibi bu isimden oluşmuş. Sonunda da ek fiilini almış zaten. Notumuza bakalım hemen. Yüklem her zaman sonda değildir. Yüklemi kolayca bulmak için devrik cümleyi kurallı hale getirmeliyiz.
Yüklem her zaman sonda değil. Eğer yüklem sonda değilse biz buna devrik cümle diyoruz. Eğer yüklem sondaysa biz buna kurallı cümle diyoruz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ögeleri bulmak adına bizim işimizi kolaylaştıracağı için mutlaka devrik cümleyi kurallı hale getirin. Gelelim diğer notumuza. Biraz önce de bunu konuşmuştuk zaten. Bizim ögelerimiz deyimden oluşabiliyordu, ikilemeden, tamlamalardan, birleşik fiillerden oluşabiliyordu. Böyle olduğunda biz bunu sözcük grubu şeklinde alırdık, ayıramazdık arkadaşlar. Bunu bütün almak zorundasınız. Lütfen buna dikkat edin çünkü cümlenin ögelerinde en zorlanacağınız kısım bu. Özellikle buna dikkat etmeniz gerekiyor. Elindeki kitaba şöyle göz gezdirdim. Göz gezdirdim burada benim yüklemim. Tek gezdirdim alamam. Niye tek gezdirdim alamam? Çünkü bu bir deyim arkadaşlar. Yıllardır aradığım adam kapımın önündeydi dediğimde bakın neyin önündeydi? Kapımın önündeydi. Burada da belirtili isim tamlaması var. Yani ben bunu tamlama olarak aldığım için sözcüğün tamamını almalıyım. Kapının önündeydi benim yüklemim. Evet örneklerimize bakalım. Telefonda konuşan onun abisiymiş. Kimin abisiymiş? Onun abisiymiş. Yine belirtili isim tamlaması. Yüklemin tamamını almam gerekiyor. Arkadaşlar onun abisiymiş derken bakın onun abisi isim soylu bir sözcük. Bu yüzden sonuna miş almış. Sondaki miş de benim ek fiilimdir. Buna dikkat edelim. Bu alet teknolojinin son harikasıdır. Teknolojinin son harikası. Kapının kolu, gömleğin düğmesi. Gördüğünüz gibi tamlama özelliği gösteriyor. O zaman sen buna isim tamlaması dediğin için yüklem olarak hepsini almak zorundasın. O günler güzel günlerdi. O günler güzel günlerdi derken nasıl günler? Güzel günler. Aynı şekilde bunu da tamlama olarak alacaksın ama bu kez sıfat tamlaması. Biliyorsunuz ki isimlerden önce gelip ismi niteleyen sözcüklere biz sıfat diyorduk. Her sıfat aynı zamanda sıfat tamlamasıdır arkadaşlar. İsim soylu bir sözcük olduğu için sonuna idi, imiş ve dir eklerinden bir tanesini almış. İki katlı pembe panjurlu şirin bir evdi. Nasıl ev? Pembe panjurlu şirin bir ev. Bakın sıfat tamlaması yine. Ve aynı şekilde isim soylu sözcük olarak sayıldığı için sonuna ek fiil almış. Arkadaşlar isim soylu sözcük dediğimiz de şudur. Şimdi mekmak, mastareki alabiliyorsa biz bunlara fiil diyoruz biliyorsunuz. Gelmek gibi, gülmek gibi, sevmek gibi. Ama alamıyorsa sonuna mekmak, buna da biz at soylu sözcükler diyoruz. Bunlar ne olabilir? Bunlar zamir olabilir, sıfat olabilir, zarf olabilir. Onun dışında edat, bağlaç bunların hepsi isim soylu sözcük grubuna girer. Yani fiil olmayan diğer sözcük türlerinin hepsi aslında isim soylu sözcük grubuna giriyor. Yoksullara sürekli yardım ederdi. Yardım etmek birleşik fiilimiz bizim. Birleşik fiilleri de daha önce görmüştük. Etmek, eylemek, olmak, kılmak. Arkadaşlar isimden sonra yani isim artı etmek, eylemek, olmak, kılmak şeklinde kullanabiliyorsak biz bunlara birleşik fiil diyorduk. Ha bazıları ses olayı geçiriyordu. Ses olayı geçirdiğinde problem yok. Niçin problem yok? Çünkü zaten bitişik yazılıyor birleşik fiiller ses olayı geçirdiyse. Affetmek gibi, zannetmek gibi, reddetmek gibi. Bunlar zaten birleşik yazıldığı için birlikte alacaksın. Ama yardım etmek, memnun etmek, mutlu etmek bunlar ayrı yazılıyor. Ya da terk etmek, fark etmek. Bunlara dikkat edelim lütfen. Bunlar bizim birleşik fiilimiz. Düştüğü yerden zorla çıkarabildim. Neden birleşik fiil diyoruz? Yeterlilik fiili var. Kurallı birleşik fiil diye biz bir konu görmüştük. 7. sınıfta görmüştük bunu. E bilmek yeterlilikti. E yazmak yaklaşmaktı. İ vermek tezlikti biliyorsunuz. Sürerlilik vardı. E kalmak, e gelmek gibi. Bunlar bizim birleşik fiilimiz. Kurallı birleşik fiilimiz. Bizim bunu birlikte almamız gerekiyor. Dışarıdan gelen koku burnumun direğini kırdı. Burnumun direği kırıldı derken arkadaşlar bak bir deyimdir. Birlikte alırsınız. Onu bir yerden gözüm ısırıyor. Göz ısırması yine bu da deyim. Evi yine çiçek gibi dediğimizde arkadaşlar bakın orada benzetme edatımız var değil mi? Buna edat grubu diyoruz. Çiçek gibi derken evi çiçeğe benzetmişiz. Edat grubumuz. Gelelim diğer önemli ögemiz özneye. Şimdi biz cümlede yapılan işi gördük ya da durumu gördük. E bir de bunları kimin yaptığını görelim. Cümlede yüklemin bildirdiği işi yapan ya da bildirdiği durumda olan ögeye diyoruz biz özne.
Özneyi bulmak için yükleme, yapan kim, olan ne şeklinde sorular sorarsın. Çocuk vazoyu kırınca koşarak kaçtı. Hemen kaçtığı buldun, kaçtı senin yüklemi. Bu kez özneyi bulmak için kaçan kim diye soracaksın. Kaçan kim? Çocuk. O zaman benim özlem çocuktur. Çocuk çok sinirliydi. Sinirli olan kim? Çocuk. Yine benim özlem çocuk burada arkadaşlar. Özne çeşitlerine bakalım şimdi. Gerçek özne ve sözlü özne olmak üzere iki çeşit öznemiz var bizim. Ha, gerçek özne kendi arasında bir de açık özne ve gizli özne olmak üzere de ikiye ayrılıyor. Açık özne bizzat yüklemi kim gerçekleştiriyor? Bunu net şekilde bize gösteriyor. Gizli özne ise göstermez. Sen onu yüklemin aldığı ekten anlarsın. Sözlü özneye geçtiğimizde ise bir durum, bir iş yapılıyor. Ama yapan kişi belli değil. Birisi tarafından yapılıyor, bu belli değil. Ve sözlü özne olurken yüklem LN eklerine oluyor. Edilgenlik oluşuyor bu durumda. Sıra geldi gerçek özneye arkadaşlar. Gerçek özne biliyorsunuz biraz önce de söyledik ikiye ayrılıyor. Açık özne ve gizli özne olmak üzere. Açık özne yüklemin bildirdiği işi bizzat yapan ya da yüklemde durumu bildiren özneye deniyor. Garsonlar kutlamadan sonra masayı topladılar. Toplayanlar kimler? Garsonlar. Gerçek öznem ortada zaten. Denizin dalgaları kıyıya vuruyordu. Vuran ne? Denizin dalgaları. O zaman biz bunu açık özne diyoruz. Net şekilde ortada zaten. Gizli özneye baktığımızda ise işi gerçekleştirenin cümlede net şekilde görülmediği ancak yüklemin taşıdığı eklerden anlaşıldığı öznedir. Kutlamadan sonra masayı topladılar. Kim topladı? Onlar. Zaman geçirmeden buraya gel. Kim gelsin? Sen gel. O zaman bunlar gizli öznedir. Gelelim sözlü özneye arkadaşlar. Yüklemin LN ekini aldığı durumlarda işi yapan belli değildir. İşi yapanın belli olmaması için bizim yüklemimizin LN ekini almış olması gerekiyor. Yükleme sorulan kim ne sorusunun yanıtı işten etkilenen varlığı buldurur. Yani işten etkilenen varlık neydi? Nesneydi. Aslında bizim bulduğumuz arkadaşlar nesne ama yüklemdeki LN eki sayesinde sözlü özneye dönüşmüş oluyor. Bütün yolcular havaalanında tek tek arandı. Aranan kim? Bütün yolcular. Ama kim aramış belli mi? Arayan kişi belli değil. İşte bu yüzden bütün yolcular sözlü özne oluyor. Gömleklerin hepsi ütülendi. Ütülendi yüklem. Ütülenen ne? Gömleklerin hepsi. Bu sözlü özne. Ütüleyen kişi belli mi? Hayır, belli değil. Bozulan araç yolun kenarına çekildi. Çekildi yüklem. Çekilen ne? Bozulan araç. Ama kim çekti? Belli değil. Çocuk yeni mahallesinde dışlandı. Tamam, dışlanan çocuk. Ama kim dışladı? Belli değil. O zaman bu da sözlü özne. Soruların tümü bir saatte çözüldü. Çözüldü yüklem, çözülen ne? Soruların tümü. Ama kim çözdü? Belli değil. Soruların tümünü çözdü deseydi kim çözdü? O çözdü. Burada gerçek özne vardı arkadaşlar. Ama soruları kimin çözdüğü burada belli değil. O zaman bu sözlü özne. Evet, notumuza bakalım. Her cümlede özne bulunmak zorunda değildir. Öznenin bilinmediği cümlelerimiz de vardır. Arkadaşlar evet, temel ögelerden biri özne. Biz Türkçe'de bir cümle kurarken yükleme ve özneye ihtiyacımız var. Evet, bu net. Ama bizim istisnai olarak öznesi olmayan cümlelerimiz de var. Ve bu genellikle geniş zamanla yapılıyor. Kasabaya bu yoldan gidilmez. Nereye gidilmez? Kasabaya. Nereden gidilmez? Bu yoldan gidilmez. Bakın, ikisi de dolaylı tümleç. Bakın, özne yok arkadaşlar. Gidilmeyen ne? Gidilmeyen kim? Hiçbir şekilde cevap alamıyoruz. Kırmızı ışıkta geçilmez. Geçilmez yüklem. Nerede geçilmez? Kırmızı ışıkta geçilmez. Yer tamlayıcısı. Bu kafayla yaşanmaz. Yaşanmaz yüklem. Neyle yaşanmaz? Bu kafayla zarf tamlayıcısı. Öznemiz yok hiçbir şekilde. Bu sıcakta uyunmaz. Uyunmaz yüklem. Ne zaman uyunmaz? Bu sıcakta uyunmaz. Zarf tamlayıcısı. Bu söze gülünür. Gülünür yüklem. Neye gülünür? Bu söze gülünür. O zaman bu da benim dolaylı tümlecim, yani yer tamlayıcısı. Yarın pikniğe gidilecek, gidilecek yüklem. Ne zaman gidilecek? Yarın gidilecek. Nereye gidilecek? Pikniğe gidilecek. Zarf tümleci ve dolaylı tümleç var burada arkadaşlar. Yine hiçbir şekilde öznemiz yok. Gelelim yardımcı ögelerimize. Yardımcı ögelerimizin ilk ögesi nesne.
Cümlede yüklemin bildirdiği işten etkilenen ögeye biz nesne deriz arkadaşlar. Yükleme sorulan kimin, neyi ve ne sorularına cevap verir. Bizim nesnemiz belirtili ve belirtisiz olmak üzere iki gruba ayrılıyor. 1. Belirtisiz nesne. 2. Belirtili nesne. Belirtisiz nesneyi bulmak için yükleme ne sorusunu sorarız ve belirtisiz nesne isim hal eki almaz. Aslında şöyle yapmamız gerekiyor. Okudu yüklem. Kim okudu? O okudu. Peki ne okudu? Kitap okudu. Her sabah sütlü kahve içerim. İçerim yüklem. Kim? Ben içerim. Gizli öznem var orada. Ne içerim? Sütlü kahve içerim. Belirtisiz nesnem. Oturacak yer kalmayınca sandalye getirdik. Getirdik yüklem. Kim getirdi? Biz getirdik. Ne getirdik? Sandalye. Belirtisiz nesne. Belirtili nesneye geçelim şimdi de. Belirtisiz nesne ile belirtili nesne arasındaki fark şu arkadaşlar. Sondaki i'lere dikkat edeceğiz. Yani belirtili nesnede mutlaka belirtme hal eki bulunuyor. Yükleme sen kimi ve neyi sorularını soruyorsun. Aldığın cevapta da mutlaka ı, i, u, ü ekleri oluyor. Dün yapılan ihaleyi en güçsüz aday kazandı. Kazandı yüklem, kazanan kim? En güçsüz aday özne. Neyi kazandı? Dün yapılan ihaleyi. Bu benim belirtili nesnem. Sokakta köpeğimi gezdirdim. Gezdirdim yüklem. Kim? Ben gezdirdim. Gizli öznem var. Nerede gezdirdim? Sokakta. Yer tanımlayıcısı. Neyi gezdirdim? Köpeğimi. Lütfen sondaki i'lere dikkat edelim. Ağaçtaki elmaları kim topladı? Topladı yüklem. Öznem burada kim kelimesi arkadaşlar? Neyi topladı? Ağaçtaki elmaları. Bu da belirtili nesne. Bilgisayarımı tamirciye gönderdim. Gönderdim yüklem. Kim gönderdi? Ben gönderdim. Nereye gönderdim? Tamirciye, yer tamlayıcısı. Neyi gönderdim? Bilgisayarımı. Bu da belirtili nesne. Kış temizliği için perdeleri makineye attım. Attım yüklem. Kim? Ben. Neye attım? Perdeleri. Belirtili nesne. Nereye attım? Makineye. Yer tamlayıcısı. Niçin attım? Kış temizliği için. Bu da zarf tamlayıcısı. Karikatürden de anlamış olduğunuz gibi arkadaşlar. Kime, kimde, kimden, nereye, nerede, nereden, neye, neyde, neyden sorularının cevabı dolaylı tümlecimiz var sırada. Evet bakalım. Diğer adı bunun yer tamlayıcısıydı. Cümlede yaklaşma, bulunma, uzaklaşma bildiren, yüklemi yer anlamıyla tamamlayan ögedir. Yaklaşma neydi? E-A halekiydi. Bulunma, D-D-A haleki. Uzaklaşma, dan-den halekiydi. Yer tamlayıcısı yani E-D-den ekleriyle oluşan sözcük ya da sözcük gruplarıydı. Dolaylı tümleç, yükleme sorulan kime, kimde, kimden, nereye, nerede, nereden, neye, neyde, neyden gibi sorularla bulunuyordu. Hemen bakalım. Yoldan geçenler bu ilginç arabaya bakıyordu. Bakıyordu yüklem. Bakan kim? Yoldan geçenler özne. Nereye bakıyordu yoldan geçenler? Bu ilginç arabaya. Dolaylı tümleç. Arkadaşlar nereye bakıyordu derken sadece arabaya bölümünü alamazsınız. Neden alamazsınız? Bakın orada bir sıfat tamlaması var. Nasıl araba? Bu ilginç araba. O zaman sen bunun tamamını dolaylı tümleç olarak almak zorundasın. Çocukların sesi sınıfta çınlıyordu. Çınlıyordu yüklem. Çınlayan ne? Çocukların sesi. Nerede çınlıyordu? Sınıfta dolaylı tümlecim. Sokaktan geçen insanlardan yardım istemişti. İstemişti yüklem. İsteyen kim? O. Ne istemişti? Yardım belirtisiz nesne. Peki kimden istemişti? Sokaktan geçen insanlardan. Bu da bizim dolaylı tümlecimiz. Bakın sonundaki lütfen hal eklerine dikkat edelim. Bu ilginç arabaya derken E-A halekini görüyoruz. Sınıfta derken bakın D-D-A haleki. Orada sertleşme olmuş sadece. İnsanlardan derken yine ayrılma halekimiz dan-den orada. Ama şöyle de bir durum var. Peki her E-D-den haleki mutlaka dolaylı tümleç midir? Onu düşünelim bir de. İsmin E-D-den haleklerini alan her sözcük cümlede dolaylı tümleç görevinde bulunmaz arkadaşlar. Bu ekleri alan sözcükler cümlede zaman ve durum anlamı bildirirse zarf tümleci olurlar. Yani ED'den gördün diye hemen ezbere dolaylı tümleç yazmıyorsun. Neye dikkat ediyorsun? Verdiği anlama dikkat ediyorsun. Unutma seninle akşama buluşacağız. Buluşacağız yüklem.
Ne zaman buluşacağız? Akşama. Bakın ne zaman sorusunun cevabı zarf anlayıcısıdır. Kimseye sormadan dışarı çıktı. Çıktı yüklem. Nasıl çıktı? Kimseye sormadan çıktı. Arkadaşlar orada bir durum bildiriyor. O zaman bu da zarf anlayıcısı. Güzelliğinden parmaklarını yersin. Niçin parmaklarını yersin? Güzelliğinden. Bakın burada da sebep bildiriyor arkadaşlar. Biz 7. sınıfta durum zarfı, sebep zarfı ve zaman zarfı görmüştük. Burada zaten onun karşılığını görüyoruz. 3. Zarf tamlayıcısı. Zarf tamlayıcısı yön, zaman, tarz, sebep, miktar, vasıta ve şart bildirerek yüklemi tamamlayan ve yükleme sorulan ne zaman, nasıl, niçin, niye, neden, ne kadar, ne şekilde gibi soruları cevap veren söz ya da söz öbekleri cümlede zarf tamlayıcısı olarak kullanılıyor. Bugün bu işi bitirmeliyiz. Bitirmeliyiz yüklem. Kim bitirmeli? Biz bitirmeliyiz. Benim gizli öznem. Neyi bitirmeliyiz? Bu işi. Belirtili nesne. Ne zaman? Bugün. Bu da benim zarf tamlayıcım. İlerliyor yüklem. İlerleyen ne? Zaman. Bakın özneyi buldum. Nasıl ilerliyor? Çok yavaş. Bu da benim zarf tamlayıcım. Bu yemeği çok seviyorum. Seviyorum yüklem. Kim seviyor? Ben seviyorum. Neyi seviyorum? Bu yemeği, belirtili nesne. Ne kadar seviyorum? Çok. Bakın orada miktar zarfı var. Zarf tamlayıcısı diyorsun. Bu yetmez. Daha çok çalışmalısın. Burada sıralı bir cümle var arkadaşlar. Ögelerini bulunmasını isterlerse iki cümleye de ayrı ayrı bakmanız gerekiyor. Bu yetmez ayrı bir cümle. Daha çok çalışmalısın ayrı bir cümle. Çalışmalısın yüklem burada. Kim? Sen çalışmalısın. Ne kadar çalışmalısın? Daha çok. Bu da zarf tamlayıcısı. Seni görünce dünyama güneş doğdu. Doğdu yüklem. Doğan ne? Güneş. Özne. Ne zaman doğdu? Seni görünce. Zarf tamlayıcısı. Zaman bildiriyor. Nereye doğdu? Dünyama. Bu da dolaylı tümleç. Yani yer tamlayıcısı. Şimdi notumuza bakalım. Yüklemin ne ile, kim ile, hangi amaçla yapıldığını gösteren söz öbeklerine edat tümleci denir. Arkadaşlar, bundan önceki zamanlarda edat tümleci diye bir tümlecimiz de vardı bizim. Ama sonrasında bu müfredattan kaldırıldı ve edat tümlecine sorulan soruları zarf tamlayıcısına eklediler. Yani şu an bu edat tümlecine sorulan soruları gördüğünüzde cevabımız direkt zarf tamlayıcısı olacak. Peki bu sorular neymiş? Ne ile, ne için, kiminle, kimin için? Bakın edat tamlayıcısı dedik ya, şuradan da çıkartabilirsiniz. Bakın sonu ile ile bitiyor arkadaşlar, edat. Ne için derken için edatı var. Kimin için, kimin ile derken hepsinin sonunda. Ya da sadece için ile gibi düşünmeyin. Nereye doğru, kime göre dediğimizde de bunlar yine edat tamlayıcısıdır. E göre, e doğru, e karşı bunlar da edat biliyorsunuz ki. Edat tümleci olarak adlandırılan tümleçler de birer zarf tümlecidir demiştik zaten. O bütün yazılarını dolma kalemle yazar. Ne ile yazar? Dolma kalemle yazar. Evet, burada zarf tamlayıcısı var. Edat zarf sayılıyordu. Bu araştırmayı arkadaşlarıyla yapmış. Yapmış. Kim yapmış? O yapmış. Kimin ile yapmış? Arkadaşlarıyla. Neyi yapmış? Bu araştırmayı. Arkadaşlarıyla zarf tamlayıcısı neyi yapmış derken de bu araştırmayı belirtiliniz. Hazırladım yüklem. Kim hazırladı? Ben hazırladım. Gizli öznem var. Neyi hazırladım? Bu yemekleri, belirtili nesne. Kim için hazırladım? Sizin için hazırladım. Zarf tamlayıcısı. Şimdi bu önemli bir uyarı arkadaşlar. Özellikle lütfen buna çok 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 dikkat edelim. İçeri, dışarı, aşağı, yukarı, ileri, geri. Bu sözcükler çok fazla karışıyor. Bunu gördüğünüz an hemen zarf tamlayıcısı diyebiliyorsunuz. Buna lütfen dikkat edelim. Aldığı eklere göre bunlar değişir. Eğer bunları arkadaşlar ED'den haleke alırsa dolaylı tümleçtir. Yalın halde ise zarf tümlecidir. Eğer İ yani belirsme haleke aldıysa nesnedir arkadaşlar. Hemen örnekler üzerinden gidelim. İçeri gel dediğimizde bakın hiçbir şekilde ek almamış. Yalın halde. Yalın halde ise biz buna zarf tamlayıcısı diyorduk. İçeriye gel derken de
ED'den halekinden bir tanesini almış, E'yi almış, yönelme halekini. O zaman sen buna zar tamlayıcısı diyeceksin. İçeriği temizle derken sorumuzdan belli zaten. Nereyi dediğimizde sonunda iyi arkadaşlar. İçeriği derken de sonunda iyi. Biz nerede iyilere dikkat edelim demiştik. Belirtili nesnede lütfen iyilere dikkat edelim demiştik. Cevabımız o zaman belirtili nesne. Arkadaşlar bir de sizin için toplu halde ögelere sorulan bütün soruları bir yerde topladım. Bunlara bir bakalım. Bunların hepsini bilmemiz gerekiyor. Lütfen dikkat edelim arkadaşlar. İlk yapmamız gereken neydi? Yüklemi bulmamız gerekiyordu. Yüklemi buluyorsun. Yükleme ilk sorduğun soru özne olmak zorunda. Özne için sen yükleme kim ya da neye sorusunu soruyorsun. Daha sonra nesneye geçiyorsun, belirtisiz nesneye. Ama bir kez daha söyleyeyim, öncelikle senin özneyi bulman gerekiyor. Çünkü öznede sorulan ne ile belirtisiz nesnede sorulan ne birbirine karışabilir. Mesela ağaç çiçek açtı. Açan ne? Ağaç. Ne açtı? Çiçek açtı. Arkadaşlar ikisine de neye soruyorsunuz? Bakın açma eylemini gerçekleştiren ne? Ağaç. Peki ağaç ne açıyor? Çiçek açıyor. O zaman ağaç öznedir. Etkilenen öge ise nesne yani çiçek nesnedir. Lütfen buna dikkat edelim. O yüzden önce özne sonra nesne. Belirtisiz nesne biliyorsunuz neye sorusunu soruyorduk. Neyi, kimin, nereyi derken sondaki i'lere dikkat ediyorduk. Sondaki i'ler bize belirtili nesneyi veriyordu. Hemen dolaylı tümleç yani yer tamlayıcısına geçelim. Kime, kimde, kimden, nereye, nerede, nereden, neye, neyde, neyden. Sonundaki ekleri gördüğümüzde ED'den. Bunu kafamızda kodluyoruz. ED'den. Bu neydi? Dolaylı tümleçti. Yer tamlayıcısıydı. Ama neye dikkat ediyorduk burada da? Her ED'den dolaylı tümleç değildi. Her sakallı dedemiz değil arkadaşlar. Ne yapmamız gerekiyor? Durum ve zaman anlamı var mı ona bakmamız gerekiyor. Eğer durum ve zaman anlamı varsa biz buna zar tamlayıcısı diyeceğiz. Hiçbir şekilde dolaylı tümleç diyemeyiz eğer durum ya da zaman anlamı varsa. Şimdi geçelim zar tamlayıcısına. Nasıl, ne zaman, ne kadar, nereye, niçin? Arkadaşlar zaten bunu 7'de görmüştük. Nasıl durum zarfıydı? Ne zaman, zaman zarfıydı? Ne kadar, miktar zarfıydı? Nereye, yer yön zarfıydı? Niçin, sebep zarfıydı? Ha bir de bunların tamamını cümlede görürseniz ona da soru zarfı diyorduk. Bunlar bizim zarf tamlayıcılarımızdı. Ama sadece zarf tamlayıcısı olarak bunlar geçmiyor arkadaşlar. Biraz önce de konuştuğumuz gibi edat tümleçleri de zarf tamlayıcısına geçiyor. Yani sen edat tümleci gördüğünde zarf tamlayıcısı olarak kabul etmelisin. Edat tümleçlerini de biz nereden anlıyorduk? Ne ile, kimin ile, kime göre, nereye doğru dediğimizde sonlarındaki edatlardan onun edat tümleci olduğunu çıkartabiliyorduk. Unutmuyoruz, edat tümleci zarf tamlayıcısı olarak alınıyor. Bir de arkadaşlar derslerde biz yöntemi görmüştük. Bu çok önemliydi. Sıralama doğru olursa bulduğumuz cevap da doğrudur. Öncelikle neden başlıyorduk? Yüklemden. İlk bulduğumuz öge yüklemdir. Yüklemi buldun mu sen? Tamam. Sonra hemen özneye geçiyorsun. O eylemi, o durumu ne gerçekleştirmiş? Kim gerçekleştirmiş? Özneyi buldun. Tamam. Sıra nesnede. Nesne ikiye ayrılıyordu. Belirtili ya da belirtisizdi. Ona dikkat ediyorsun. Sonra tümlece geçiyorsun. Dolaylı tümleç mi, zarf tümleci mi? Buna dikkat ediyorsun. Ha bir de şöyle de bir durum var arkadaşlar. Bütün ögeler bir cümlede olmak zorunda değil. Buna dikkat edelim. Bir öge birden fazla da olabilir. Bir zarf tamlayıcısı birden fazla da olabilir bir cümlede. Ama hiç de kullanılmayabilir. Ana ögeler nelerdi? Yüklem ve özneydi. Buna dikkat ediyorduk. Bu bizim için çok önemli. Evet, dersimizi burada bitiriyoruz arkadaşlar. İkinci dersimizde cümlede vurgu ve cümle dışı unsurlarla devam edeceğiz.